Artık doktorun gözünde hasta değil müşterisin. Neden? Peki özel hastanelerin gözünde tedavi edilmesi gereken hasta mıyız, yoksa yolunması gereken bir kaz mı? Neden sağlığımızdan çok cüzdanımızla ilgilenilmeye başlandı? Bugün ilaç mafyasını konuşalım. Bu arada kanala destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Doktorlara rüşvet veren, bilim adamlarına sahte raporlar yazdırarak etkisiz, tehlikeli ilaçlara izin alan, devletleri dolandıran bir ilaç mafyası var. Dev ilaç firmaları. Big Pharma. Mesele Türkiye değil, bütün dünya. Özellikle de zengin ve zenginleşen G20 ülkeleri. Big Pharma denen bu firmalar uzun zamandır ABD'ye ve Avrupa'ya hakim oldular. İkinci Dünya Savaşı sırasında dünya çapındaki laboratuvarlarda yapılan çalışmalarla kimya alanında elde edilen yeni gelişmeler ilaç endüstrisini oluşturmaya başladı. Normal koşullarda her ilacın içerisinde doğal yollardan elde edilen bir etken madde vardır. Bu etken maddeler yeryüzünde bulunan otlardan elde edilir. Ancak hiçbir etken madde artık o otlardan elde edilmiyor. Her birisi laboratuvar ortamında insan psikolojisi üzerinde ve insan hayatını tehdit edecek usullerle üretiliyor. Tedaviyi satmak için yeni hastalık icat edildiği, kanserin çaresinin kar amacıyla gizlendiği, aşılarla şifa dağıtmaktan çok toplumların zehirlendiği ve benzeri birçok komple teorisine inanan kişi sayısı gün geçtikçe artmakta. O zaman gelin bu sistemin dünyada nasıl çalıştığına bakalım. İlaç tanıtmaya gelen firma temsilcisi doktora bir kota koyuyor. Doktor bölgesinde o ilacı sattırabilirse lüks tatil veya yüksek ücretli konferans verme hakkı kazanıyor. Firmanın ilaçlarını övmek şartıyla doktorlar 1 saatlik bir konuşma için yüz binlerce dolar kazanabiliyorlar. İlaç ve aşı üreticisi Merck'te çalışan iki bilim adamı kan örneklerine hayvan antikorları ekleyerek aşıyı daha etkili göstermeye çalışırken suçüstü yakalandı. GlaxoSmithKline doktorlara rüşvet vermek, Amerikan Gıda ve İlaç Güvenliği Kurumu olan FDA'ye yalan söylemek, klinik araştırma verilerini gizlemek ve yalan reklam yüzünden 3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Dünyanın en büyük ilaç şirketi Pfizer, eczane perakendecileri tarafından aynı molekül kullanan rakip kolesterol ilaçlarını piyasadan uzak tutmak ve böylece kendi karlarını arttırmak için rekabete aykırı hareket ettiği iddiasıyla dava edildi. Rüşvet verilen her 10 doktordan 9'u bu ilacı sizin reçetenize yazacak. Yakınlarda yapılan bir araştırma, ABD'de ilaç şirketlerinden çeşitli ödemeler alan doktorların hastalarına bu ilaçları yazma olasılığını 2 kat arttırdığını ortaya koydu. İlaç devleri ürünlerinin güvenli ve etkili olduğunu kanıtlayacak bilimsel veriler sunmak yerine mafya taktikleri kullanıyorlar. Suç ortağı olan doktorları ve bilim adamlarını tropikal tatil cennetlerine aileleriyle beraber gönderiyorlar. İtiraz edenlerin ise itibarını zedeliyorlar. Var olan iki ilacı bir araya getirerek daha geniş kullanımlı yeni ilaçlar üretmek ya da aynı içerikle bir ilacın tamamen aynısını başka isimle üretmek gibi yollarla da patentlerin ömrü uzatılmaya çalışılıyor. Rüşvet, bilim maskeli dolandırıcılık, halk sağlığını koruyan kurumlara yalan, tüketicilere zarar veren tekelci uygulamalar. Bütün bu suçlara ait delillerin ortaya çıkması, büyük ilaç firmalarını, ürettikleri ilaç ve aşıları ve bunları savunan doktorları şüpheli hale getiriyor. Gleevec adlı kanser ilacından yılda 3 milyar dolar kar ediyorsanız 2 milyar dolar kâra razı olur musunuz? Gerekli düzeyde kâr elde etmekle vurgunculuk arasındaki sınırı ne zaman geçmiş olursunuz? Biz dev bir ilaç firmasıyız. Bizim laboratuvarlarımızda bilimsel gerçek keşfedilmez, üretilir. Yani doktorların ve eczacıların beyaz önlükleri eskisi kadar temiz değil. Sponsorlarının logoları ile kirlendi. Hipokrat yemini de bir işe yaramadı. GlaxoSmithKline mahkemenin mahkumiyet kararından kurtulmak için rüşvet, sahtecilik ve diğer suçlarını itiraf etti. 9 yıl süren soruşturmadan sonra firma kabul edilen fiiller için 1 milyar dolar, kamuya verdiği zarar için 2 milyar dolar ödeyecek. Fakat 3 milyar dolar ceza sizi aldatmasın. Firma bunu ödeyip hayatına devam ediyor. Mesela ünlü bir doktora 275 bin dolar ödenmiş. Neden? Wellbutrin adlı antidepresan ilacını övsün diye. Merck'te çalışmış viroloji uzmanları Stephen Crawling ve Yuan Lochowski'ye göre firma, kaba kulak aşısını %95 başarılı göstermek için 1990'dan beri deney sonuçlarını değiştirmiş. Uzmanlara göre hiçbir faydası olmayan bu aşı için ABD hükümeti Merck'e birkaç yüz milyon dolar vermiş. Çünkü deney sonuçları uzmanlarca değiştirilmiş. Başka ülkelerde de sahtekarlık yapan Merck'in en çok soyduğu devlet
Amerika Birleşik Devletleri. Uzmanların tabiriyle Merck'in aşı sahtekarlığının gerçek mağdurları her yıl boş yere gereksiz ilaçları vücutlarına enjekte ettiğimiz milyonlarca çocuk oldu. Hiçbir etkisi olmayan bu aşı yüzünden hastalık daha çok yayıldı. Çünkü mücadele edilmedi. Obama yönetimi ve dönemin Adalet Bakanı Eric Holder bütün bu sahtekarlıkları öğrendiler. Raporları okudular. Ama Merck'e karşı hiçbir şey yapmadılar. 2006-2007 kaba kulak salgınında hasta sayısı 20 katına çıktı. Sadece o sene aşının korumadığı 15 insan öldü. İlaç mafyası kanunların üzerinde. Milyar dolarlık cezalar çok görünebilir. Ama onlar bu cezaların yüzlerce katı kâr ediyor. Firmalar ceza ödese bile patron hapse girmiyor. Dahası sattıkları aşılar çocukları korumak yerine yeni hastalıklar yayıyor. Kazayla mı yapıyorlar yoksa kasıtlı mı? Cevabı size kalmış. İlk önce mikrop üret, sonra yay, sonra da piyasaya ilacı sür. Bu yüzden birçok doktor sizdeki hastalığa tedavi bulmak yerine elindeki tedaviyi satacak hastalığı size yakıştırmaya çalışıyor. Teşhis, diagnostik süresinin giderek uzama sebebi bu. Dürüst doktorlar elbette var. Küçük bir maaş için acilde nöbet tutan fedakar doktorları ayırıyoruz. Ancak ahtapot gibi dünyayı sarmış bu mafyanın Türkiye'yi unutmuş olması mümkün mü? Elbette hayır. Türkiye'de yüksek antibiyotik kullanımı oranı ciddi bir sorun. Neyse ki akıllıca antibiyotik kullanımı kapsamında yapılan düzenlemeler ve farkındalık çalışmaları sonucunda bu oran düşüyor. Ama hala oldukça fazla. En ufak duygusal sıkıntı için antidepresan yazan doktorlar Türkiye'yi dünya şampiyonu yapacak. Rakamlar korkutucu. Dünyada belki de devletlerin istihbarat ve stratejilerinin karşısında en ciddi karşı stratejik çalışmaları yapanlar işte bu ilaç mafyasının başındaki isimlerdir. Bu isimler önlerindeki her 10 yıl için belli hastalık gruplarındaki ciroları arttırmak adına Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bütün sağlık kongrelerinin konularını belirler. Bu konular dünyanın farklı ülkelerinde farklı zamanlarda yapılan toplantılarla belirlenir. Ve yaklaşık 6 yılda bir büyük toplantılar gerçekleştirilir. Geçtiğimiz günlerde Florida'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda 2026 hedefleri için 6 hastalık tipi üzerinden teşhis geliştirme ve bu teşhisler için alarm durumuna geçme pozisyonu alındı. Bu noktada alınan kararlar şunlar. Migren, fibromiyerji, erken damar açıcılar, obezite önleyici, algı direnç hastalığının uydurulması ve bu hastalığa karşı yeni ilaçlar, yeni eklem hastalığı tespiti ve bu tespitle beraber kireçlenmenin yeni bir hastalık olarak anlatılıp dünya çapında yeni bir ilaç furyasının başlatılması. Bunlar size uçuk mu geliyor? O zaman kolesterol haplarının dünya çapında deli gibi satıldığı dönemi hatırlayın. Bu noktada orta ve alt düzeyde yeni alıcı tipleri oluşturulacak ve 2026 yılına kadar giden bu süreçte bahsettiğimiz bu hastalıkların hastalık olmadığı halde hastalık gibi sunulması için 600 milyon dolar harcanacak. Bu noktada ise yaklaşık 100 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor. Dünyada bunlar olurken Türkiye'de neler oluyor ya da neler olacak? Türkiye bu ilaç mafyasından ne kadar etkileniyor? Kendi üretimine başlayamamış, gelişmekte olan ülkelerde ilaç mafyasının etkileri daha hızlı görülür. Özellikle çocuk ve kadın hastalıkları üzerinde yoğunlaşan ilaç mafyası, bu alanda harcama yapacak tüketicilere, evet yanlış duymadınız, hastalara değil tüketicilere yanaşmanın yollarını arıyor. Özellikle çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için yalan ve sahte teşhisler üzerinden tedavi ile reçetelendirmek doktorlara bile bile öğretiliyor. Ama bağışıklık sistemini geliştiren bu ilaçlar, zeka yeriliği yapıyor. Bunun yerine çocuklarınızın bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal propolisi kullanmanızı tavsiye ederiz. Yine kadınlarda menopoz geciktirici ilaçları yakında daha hızlı bir şekilde piyasaya sürecek olan ilaç firmaları Türkiye'de mide kanserini tetikliyor olacaklar. Yaşlılar arasında hareket kabiliyetinin düşmesine bağlı olarak reflektör ve duyum arttırıcı ilaçlar geliyor Türkiye'ye. Ama bu ilaçlar da insan biyolojisinde kalp çarpıntısı diğer adıyla taşikardi yapıyor. Yani kalp hızı kontrol edilemez seviyelere ulaşıyor. Bunun yerine soğan ve sarımsak kullanımını aksatmamanızı tavsiye ederiz. Bunun yanı sıra yerli ilaç firmaları kurulmak isteniyor. Ancak patent olmadığı için ilaç mafyasının fason üreticisi olmaktan daha öteye geçmeyeceğini söylemek lazım. Çünkü Tofaş ya da Şahin üretmek araba ürettiğiniz anlamına gelmez. Aslında bu konu çok uzun ve derin ama şimdilik bu kadarıyla yetinelim.